Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok sevilen karışık turşu tarifimi tüm detaylarıyla paylaşacağım. Yapımına hemen geçiyorum. Öncelikle tüm kullanacağım sebzeleri iyice yıkadım. İyice yıkamak çok önemli. Turşunun suyunda bulanıklık olmaması ve bozulmaması için. İstediğiniz sebzeleri kullanabilirsiniz. Ben kullandığım sebzeleri söyleyeyim. Kırmızı kapya biber, kornişon salatalık, kıl biber, acur, havuç, yeşil domates, taze fasulye, börülce ve lahana kullandım. Malzemeleri miktarlarıyla birlikte açıklama bölümüne yazacağım. Oradan takip edip bakabilirsiniz. Ön hazırlık olarak fasulyeleri ve börülceleri ayıkladıktan sonra keserek kaynar suda bekletiyorum 10 dakika kadar ve soğuk suyun içine aldıktan sonra da süzüyorum. En çok bunlar uğraştırıyor. Hep uğraştıran sebzelerin değişik isimleri var. Börülce. Niye börülce? Kıl biber. Hakikaten kıl yani. O da uğraştırıyor. Sustum merak etme. Vallahi. Mi? Vallahi sütüm bu sefer bu sütüm. Diğer sebzeleri de küçük küçük doğrayacağım. İsterseniz daha büyük de doğrayabilirsiniz. Benimki kadar küçük olmak zorunda değil. kesmiş olduğum tüm sebzeleri büyükçe bir leğenin içerisine aldım. Fasulyelerin de suyunu süzdüm. Onları da ilave ediyorum. Hepsini karıştıracağım şimdi. Turşu kavanozlarını iyice yıkadım. Şimdi doldurmaya başlıyorum. Birkaç tane limon dilimi de yerleştirdim. Şöyle orta kısmına gördüğünüz gibi. Diğer kavanozu da aynı şekilde dolduracağım. Videonun bu kısmına kadar izlediyseniz yoruma herhangi bir emoji bırakırsanız ya da görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle ya da kelime yazarsanız sevinirim. Bu şekilde bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış olursunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için de teşekkür ederim. Doldururken aralarda boşluk kalmaması için bu şekilde bastırıyorum. Kavanozlara doldurdum. Şimdi turşuyu kurma işlemine geçiyorum. Şöyle göz kararı haşlanmamış yani kuru nohut ekliyorum. İsterseniz tabanına da koyabilirsiniz sebzeleri yerleştirmeden önce. Turşu yaparken tuz miktarı çok önemli. Kilo başına bir yemek kaşığı dolusu olacak şekilde iri turşuluk tuz ekliyorum. Yani şöyle şimdi bu büyük olan 5 kilogramlık bir kavanoz. 5 kilogram için 5 yemek kaşığı dolusu tuz ekliyorum. 1 kilogramlık kavanozları yapıyorsanız 1 yemek kaşığı dolusu tuz ekleyeceksiniz. Bu kavanozda 4 kilogramlık bir kavanoz olduğu için 4 yemek kaşığı tuz ekledim. Büyük olan kavanoza 1 tatlı kaşığı, küçük olan kavanoza da 1 tatlı kaşığından az toz şeker ekledim. Şöyle birkaç parça da limon tuzu ekliyorum. Turşuda limon ve limon tuzu da kullandığım için sirkeyi çok fazla kullanmayacağım. Büyük olan kavanoza 2 su bardağı sirke, küçük olan kavanoza da 2 su bardağından biraz az sirke ilave ediyorum. Aslında ben bu miktarları göz kararı olarak ayarlıyorum. Sirke, şeker, limon tuzu oranları çok fazla önemli değil. En önemli dikkat edilmesi gereken e, tuz miktarı. Tuz miktarını da kilogram başına ne kadar kullanmanız gerektiğini söyledim. Birer tane limon dilimi de yerleştirdikten sonra şimdi içme suyu koyuyorum. Çeşme suyu kullanmayın turşu yapımında mutlaka içme suyu olsun. suyu sebzelerin üzerine çıkacak şekilde doldurdum. Şimdi son olarak üzerine kereviz yaprağı yerleştiriyorum. Maydanozu da kullanabilirsiniz tabii ki. Ben elimde kereviz yaprağı olduğu için ve turşu da bunu sevdiğim için kereviz yaprağından kullandım. Şimdi kavanozların kapaklarını sıkıca kapatıyorum. Serin güneş görmeyen bir yerde muhafaza edeceğim. 10-15 gün sonra turşu oluşmaya başlıyor. Yaklaşık bir ay sonra tüketebilirsiniz. Soğuk suyla kurduğumuz için bu şekilde. Sıcak suyla yapsaydık doğrama turşuda gerçi sıcak su yöntemini kullanmıyorum ama sıcak suyla yapılan turşular daha kısa sürede oluşuyor. Daha önceki turşu videolarımda söylemiştim. Turşuları bu şekilde kurduktan sonra ertesi günü sadece bir kereye mahsus olmak üzere Suyunu, tuzunu kontrol etmek için kapağını açıyorum. Çünkü markaya göre tuzun sertliği değişebiliyor. Eğer keskin bir tuz tadı yoksa yarım yemek kaşığından biraz daha az tuz ekliyorum. Suyu azalmışsa yani sebzeler görünüyorsa, üst tarafında su görünmüyorsa içme suyu ile tamamlıyorum. Kapağını tekrar sıkıca kapatıyorum ve artık hiç açmıyorum. Muhafaza etmeye devam ediyorum bu şekilde. Evet videonun da sonuna geldik. Lahana turşusunun yapımını da bu videonun sonuna ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Videolarımın arasında da görebilirsiniz. Sorularınız varsa yorum bölümüne de yazabilirsiniz. Gördükçe hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Abone değilseniz abone ol butonundan da hemen abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirim zilini açarsanız da Yeni videolarımdan hemen haberiniz olur kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu turşu tarifini görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.